Doğuma bağlı kötü görünümlü dikiş izlerinin varlığında, vajendeki gevşemenin aşırı ve buna bağlı idrar kaçırma şikayetinde daha fazla olduğu hastalarda tabii ki cerrahi işlemler ilk planda düşünmelidir. Ancak iyi seçilmiş vakalarda vajinal rejüvenasyonla vajenin daraltılması, sıkılaştırılması, yenilenmesi işlemi çok da yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Biz cerrahi olarak vajinoplasti, vajeni daraltma ameliyatı yaptığımız ancak vajenin en dıştaki 3-4 santimlik kısmına ulaşıp daraltabilmekteyiz. Oysa lazer vajenin hem enine hem boyuna tamamını homojen bir şekilde daraltma imkanına sahip. Cerrahi uygulamalar kaçınılmaz bir şekilde anestezi gerektirir ve her cerrahi işlemde olduğu gibi kanama, enfeksiyon, hastanede yatış ya da ağrı şikayetleri olacaktır. Lazer uygulamasında ise bunlar yoktur. Günübirlik yapılan bir işlemdir, muayenehane şartlarında ameliyathane ve anestezi gerektirmez. Kesi olmadığı için, dikiş olmadığı için ağrı ve kanama yoktur. Hani ağrı minimal olabilir ama kanama ve enfeksiyon yoktur. Bunlar da tabii ki cerrahiye göre hastaların üstün gördüğü, tercih ettikleri noktalar olmaktadır. Aynı zamanda günlük hayata hemen dönebilme avantajı vermektedir. Eğer uygulama öncesinde enfeksiyon tespit edilirse ertelenir. Enfeksiyonun olmadığı durumda ancak yapılabilir. Tek kısıtlayıcı bölümü budur. İşlem 20-25 dakika kadar süren ve çok minimal ağrı yaratan bir işlem olduğu için de günlük hayatından geri kalmadan kaldığı yerden hayatına devam edebilme şansına sahiptir hastalar. Evet, günümüz şartlarında hasta tercihleri mümkün olduğunca cerrahinin olası yan etkilerinden uzak ve çabuk uygulanan yöntemler yönündeki tercihlerdir. Bu anlamda da lazerli vajinal rejüvenasyon cerrahi işlemlere göre iyi bir alternatif oluşturmaktadır.